Asya'nın en önemli ülkelerinden biri olan Türkmenistan, 1,5 milyar dolarlık Hazar Denizi'nin en büyük limanını hizmete açtı. Şimdi Büyük İpek Yolu formunu ve Uluslararası Türkmenbaşı Limanı'nın açılış töreninden görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük İpek Yolu Kalkınmanın Yeni Sınırlarına Doğru başlıklı uluslararası forumu, Türkmenistan'ın Avaza Milli Turizm Bölgesi ve Türkmenbaşı şehrinde gerçekleştirildi. Foruma dünyanın birçok ülkesinden bakan düzeyinde katılımcılar iştirak ederken, Türkiye'yi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan temsil etti. Sahip olduğu özelliklerle Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanan ve dünyada deniz seviyesinin altında kurulan en büyük liman olma özelliğine sahip Türkmenbaşı Uluslararası Limanı törenle hizmete açıldı. Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde Çalık Holding'e bağlı GAP İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen 1,5 milyar dolarlık Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un da katıldığı muhteşem bir törenle hizmete girdi. Türkmenistan için önemli bir yatırım. Tabii bunu bir Türk firmasının yapmış olması da bizim açımızdan güzel bir şey. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu kadar büyük bir projenin bir Türk yüklenici tarafından, Türk müteahhit tarafından başından sonuna yapılarak bitirilmesi ve teslim aşamasına getirmiş olmasıydı ki RoRo terminali, konteyner terminali, dökme yük terminali, yine genel kargo terminali, hakeza özellikle yanında bir tersanenin olması, bu çok önemli bir kompleks. Ancak bizim ülkemiz açısından Türkmenbaşı Limanı'nın şöyle bir önemi var. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesini biz açtıktan sonra hep dedik ki Londra'dan Pekin'e bu orta koridoru kesintisiz hale getirecek. İşte orta koridorunun kesintisiz hale gelebilmesi için de Hazar Denizi'nin daha işlevsel hale gelmesi gerekiyordu. Hazar Denizi etrafındaki limanların daha büyütülebilmesi, özellikle tren ferilerine hizmet vermesi gerekiyordu. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesiyle tamamladığımız orta koridor için çok önemli bir durak. Zira Bakü-Tiflis-Kars projesi bu projeyle birlikte çok daha anlamlı hale gelecek. Ülkemiz de orta koridor üzerinden daha fazla yük taşıyarak daha fazla katma değer, daha fazla gelir elde edebilecek. Çok mutluyuz. Hem Türkmenistan için, Türkmenistan halkı için gelir getirecek, ayrı bir refah sağlayacak bir tesis oldu. Hem de bunun bir Türk şirketi tarafından yapılmış olması tabii ki hani bizi son derece mutlu etti. Önümüzdeki dönemde de inşallah Türk şirketleri buradaki görevlerine devam edecekler. Siyasi ilişkilerimiz
mükemmel seviyede seyrediyor. Sağlam temel üzerine kurulmuş olan hem siyasi ilişkilerimiz hem ekonomik ilişkilerimiz önümüzdeki dönemde de iyileşerek ilerleyecek diye umuyoruz. Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı'nın açılış törenine Türkiye'den bazı iş adamları da katıldı. Bunların arasında CEYNAK Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye'de bazı limanların da işletmesini yürüten Sayın Ali Avcı var. Siz bu konuyla uğraşan, bu konuda yatırımları olan bir iş adamı olarak neler söylemek istersiniz? Tabii bu modern İpek Yolu dediğimiz orta koridorda önemli bir liman. Yani Çin'den gelip Türkiye üzerinden geçecek olan orta koridorun aslında geçiş, Hazar geçişlerinden bir tanesi burası. Buradan sonra Bakü ve Bakü Tiflis, Kars demiroluyla bağlantı olarak da Türkiye üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan bir hat. Onun için bu hat tabii çok önemli ama yük potansiyelini tabii uzun süreçten sonra arttırmaları gerekecektir. Ekovitrin Medya Grubu, bağımsız medyanın gücü.